Allah göstermesin diyelim, hani dini bir terminoloji kullanarak, siz ya da ben ya da Şaban hocam Müslüman olmasaydınız, gençlere bir vurgu yaptım ya girişte, sorguluyorlar. Yani İslam ilham kaynağı olma özelliğini neredeyse kaybetme riskiyle karşı karşıya dedim ya. Müslüman olmasaydınız, siz Müslüman dünyaya bakarak İslam'ı algılayacaktınız. Sizi Müslüman yapmaya zorlayacak olan hangi unsurlar karşınıza çıkardı? Var mıydı, olur muydu? Hangi unsurlar sizi Müslüman yapardı? Müslümanların hayatından mı? Tabii ya, bugün yani herkesin astrofizikçi kapasitesine sahip olmasını bekleyemezsiniz. Sıradan bir Japon, İslam dünyasına baktığında ben Müslüman olmak istiyorum dese, nedir onu Müslüman yapmayı cazip kılacak özellikleri İslam dünyasının? Var mı böyle bir şey? Tabii bu kişiden kişiye, bölgeden bölgeye, çok dönemden döneme farklılıklar arz edebilir. Hı-hı. Yani Osmanlı döneminde Osmanlı'nın... Şu andan bahsediyorum. Osmanlı adaleti ilgi çeker. Hı-hı. Bugün günümüzdeki Müslümanlar içerisinde bir grubun çok iyi davranışı dikkat çekebilir. Hı-hı. Ama bana göre Müslümanların hayatından hareketle Müslüman olmaktansa bugün Batı'da Kur'an ve peygamberin örnekliğinden söylediğinden bahsediyor. Yusuf İslam'ın söylediğinden bahsediyoruz. Yani onun için diyor ya, eğer Müslümanlar dikkate alsaydı Müslüman olmazdı. Hatta İkbal çok güzel söylüyor. Önce İslam'ı Müslümanların elinden kurtarmak lazım. Onun için az önce birkaç soru sormuştum. Hı. Biz Allah'la mı sorunumuz var? Kültürle mi? Dinle mi? Veya bu Müslümanlar veya Müslümanlardan falanca grupla mı? Biz hep bir sorun çıktığında, IŞİD veya bir cemaat olayı bir şey, hemen onu bu dinde yok diyoruz. Hı hı. Ben de aslında eleştireceğim konu oydu. Yani bu dinde yok ama var işte. Acaba bu, böyle mi? Müslüman diyor. Böyle mi yaklaşmak lazım? Hı. Bence İslam direkt kurucu metni Kur'an'dan hareket edilerek yeniden bir medeniyete ve ilham kaynağına dönüştürmek yerine kültürdeki üretilmiş zamanla bir takım kirliliklerle kirletilmiş bir kültürle hareket ettikleri için bu sonuçlar çıkıyor. Ya şimdi bakın, bazen kirletilmemiş de olabilir. Çok o zaman için doğru bir kural olabilir. Hı-hı. Örneğin kölelik, cariyelik, biliyorsunuz bu IŞİD'in uyguladığı, diyor ki ben İslam fıkhındaki kuralları uyguluyorum. Doğru. Şimdi bakıyorsunuz hakikaten onlar var. Peki 1400 yıl önce, 1000 yıl önceki sınırları çizen anlaşmalarla, evet, İnsan haklarıyla, kölelik hukukuyla bugünkü şey bir mi? Yani Kur'an'ın esas aldığımızda bugün Kur'an köleliği kaldırmak üzere bir süreç başlatmış olmasına rağmen, kadınlara daha iyi bir hayat hakkı sunmak istemesine rağmen süreç tersine döndü. Hür olanları da köleleştirmeye, kadınları cahiliyeden daha da kötüye doğru götüren bir İslam dünyasıyla karşı karşıyayız. Bana göre asıl sorunumuz, eğer bir medeniyet kuracaksak, eğer Müslümanlığı anlamak istiyorsak, önce Kur'an-ı Kerim'i merkeze koymak zorundayız. Ama sonra hocam, Kur'an-ı Kerim, şunu sorayım yani, bunu örneklendiren Hazreti Peygamber'in örneklerini alıp ondan yeni örnekler, yeni değerler üretmek zorundayız. Tamam, şimdi oldu da şunun için diyecektim, yani kutsal metin konuşmaz. Onu konuşturan insanın kendisidir. Bunu Hazreti Ali de çok gayet doğal olarak söylüyor. Yani agent bunu diyor buna. Yani konuşturan ajan insandır. İnsanın ajanıyla konuşur. Ama yani işte böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'i doğru konuşturmanın imkanı ve yani şeyini, yolu nedir sorusunu sormak. Yolu nedir? Bakın, bu insanın sağlam ve sağduyulu bir şekilde ideolojik veya menfaatleri gereği düşünmeksizin okuyarak, tartışarak, konuşarak ortaya koymaktan geçer. Hı. Şimdi mesela Peygamberimizin dedik ya, Kur'an-ı Kerim bazı değerler, kurucu ilkeler veriyor. O kurucu ilkeleri biz kazandığımızda biz hayatı dönüştüreceğiz. Hem kendi hayatımız dönüşecek, hem dönüştürmeye çalışacağız. Bu değerleri mesela Peygamberin hayatına nasıl yansımış? Allah ne diyor? Yani bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Hı. Her canlıya karşı merhameti öneriyor. Bakın, Peygamberimiz bir savaş sırasında... Şartlı. Ömer Hoca'yı teyiden söylüyorum. Mesela Allah merhamet eder. Hı-hı. Davut Rehber'in Cambridge'deki doktora tezinin konusu adalet tanrısı. Hı-hı. Ve bütün özü şu.
Allah bunları yaparken, merhamet ederken conditional, şartlı ya da unconditional. Hı-hı. Şartsız herkese merhamet, öyle değil. İnsanın eylemlerine bağlı, hı-hı, olarak bunları yapar. Yani insan odakta, insan... İşte hikmetinden sual soru demek ya, budur insan yani. İnsan odakta, insan bir adım atacak, karşılığında Allah da... Şimdi sözünüzü bitirin, süremiz bitti. Tabii, bir güzel örnekle bitirelim o zaman. Şimdi Peygamberimizin hayatından Kur'an'ın bu kurucu ilkeleri ve değerlerinin hayata aktarılırken, güncellenirken ne kadar güzel, kimseyi incitmeden, kırmadan yaptığını çok güzel görüyoruz. Hı-hı. Mesela bir defasında Peygamberimiz savaşta bir kırmızı deveyi sağmak üzere birisini çağırıyor. Gelenin ismi Harp. Harp demek biliyorsunuz savaşmak demek. Diyor ki senin ismini harp koyduklarına göre kültürünüzde harp biraz şiddet içeren bir şey. Sen hayvanı incitirsin, sen dur bakalım diyor. Sonra bir mürre diye biri geliyor. Mür acı manasına geliyor. Diyor ki sen de sağma diyor. Sonra bir başka kişi buluyorlar. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Çok güzel bir mana ifade eden. O kişiye sağlıyor. Yusram öyle bir şey. Yani bir isim var, ben de hatırlayamadım. Yani Kur'an'ın değerlerini hayata aktarmak manasında kullanıyor. Şimdi bunu biz tarihte başardık. Bakın hiçbir toplumda, dinin tarihinde kölelerin devlet kurduğuna ve kurmaya şey yaptığını göremezsin. İslam tarihinde. Bir batılı söyler der ki İslam'ın özelliği özgürleştirmektir ve kölemenler adıyla, memlukler, devletler kurdu. Ve o adla kurdu. Osmanlı en zor günlerinde, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın en zorlu şartlarında hukuk mecmuaları hazırladı biliyorsunuz. Eyvallah. Bunlardan birisi de hazırlanan hukuk mecmuasının son 8 maddesi hayvan haklarıyla alakalı. Ve ben onları okudum. Neden buna ihtiyaç duydu bakın. Tam adı bu mudur hocam? Hayvan hakları. O kısım 8 madde, evet hayvanların da hakları var diye orada o kısmı koymuş. Bunun sebebi şuydu. Tevhidle bakıyordu. İnsana bütün varlıklar, canlı cansız her şey kendi hizmetine verilmiştir. Ama hizmete verilmesi demek saçıp savurmak, israf etmek değildir. Allah'ın bir emanetidir. Eyvallah. Çevre duyarlılığını Allah'ın emaneti olarak sahip çıkmak zorundayız. Yani daha doğrusu hiçbir şeye gücünün yetmediğini yüklememek bir hayvan hakkıdır. Aynı zamanda her nefsin hakkıdır. Ya bu konu aslında çok şey yapabiliriz üzerinde. Çalışma ama şehirle ilgili. Evet, şehirle ilgili. Hocam süremiz. Abi, öyle mi? Süremiz hakikaten. Yani bitti. Bugün şehirler şehir olmaktan çıktı maalesef. Onu Şaban hocam çok bahsetti zaten. Şey bir köye dönüştü yani. Eyvallah, köyden öyle. De uzaklaştı. Hocam bu sohbeti devam ettirelim. Gerçekten devam ettirelim. Ben öğrendim, zevk aldım. Şaban hocam. Güzel bir sohbeti çok ben de öğrendim. Not aldım. Yoruldum not hocam, almaktan. Sizinle tanışmak da güzeldi. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ya ben tanışıyorduk. Eyvallah.